Efendim özel yayınla karşınızdayız. Normalde nasıl yani oluyor sevgili Gürgün Feyman'la birlikte. Biraz rahatsız. Ben biraz refakat edeceğim. Özel bir yayın yapıyoruz. Sayın Uluç Özülker bizimle. Emekli diplomatlarımızdan, devlet adamlarımızdan. Hoş geldiniz Sayın Özülker. Hoş buldum efendim. Efendim birçok kez yayın yaptık. Hep sorunları, sıkıntıları konuşuyoruz. Maalesef bizim bölgemizde, coğrafyamız, hani coğrafya kaderidir. Bizim insanlarımızın da öyle kaderi oluyor. Hep sorunları konuşuyoruz. Sorunlar da hep bir katlanıyor gibi. İşte dün başlayan Amerika'nın bu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti ve büyükelçiliğini taşıyacağım dedi. Ve dün bunu uygulamaya koydu. Büyük olaylara sebep oldu. Hayatını kaybeden Filistinliler var. Binlerce yaralı var. Binlerce. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki kişiden biri yaralanmış gerçek mermilerle. Böyle bir katliam yaşanıyor. Tabii dünyada da büyük tepki var. Bu yıllardır kanayan bir yaraydı. Amerika bu son hamlesiyle bir daha kaşıdı ve iyice kanamasına neden oldu gibi. Yani ben tarif ediyorum ama ne zaman başladı? Biraz tarihinden de bahsedelim mi? Yani evet. Neden çözülemiyor bir türlü? Ne zaman başladı? Efendim aslında bir kere evvela ilk tespitiniz. Biz burada bulunduğumuz yer... Dünyanın en güzel yeri. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Çok dolaştım. Dünyanın her tarafına gittim. Aha. Ama dört mevsim bu kadar net yaşayabilen. Değil mi? Ve bu kadar değişik coğrafi yapılar içinde yaşanabilen bir toprak yok. Yani çok güzel yerler gördüm. Hiç kuşkum yok. Hayran kaldım vesaire ama bir bütün olarak bakıldığı zaman benim ülkemin daha ötesinde bir yer yok. Bunun iki tane nedeni var. Benim düşündüğüm. Birincisi tarihten, biraz evvel tarih diyordunuz. Kendi yönümüzden de tarihten kaynaklanan bir yönü var. Herhalde dünyada şöyle düşünelim. Bir Sunbelt dedikleri bir güneş kuşağı var. Bu güneş kuşağı işte Akdeniz bölgesi, Kaliforniya, doğuda Kore'nin güneyine kadar inen vesaire oralardan geçen bir kuşaktır bu. Bu kuşak üzerinde yaşanması çok kolay. Ilıman iklim, fevkalade mümbit, su da var. Yeraltı yüzey ginlikleri değil mi? Yani, meyvesi, sebzesi, her şey şeyi bol. Dolayısıyla mesela eski çağlarda hiç ne giysi var ne bir şey var. Mağarada yaşıyor insan. Ama işte Antalya'da yaşadığı zaman kışında iki tane çalı çırpı yaktığı zaman ısınabiliyor. Doğru. Ama gelip de mesela da Norveç'te yaşamış olsa yaşama şansı ihtimali yoktur. Şimdi bu koşullar altında bu ılıman iklim kuşağı üzerinde bulunan insan yoğunluğu her zaman için fazla olmuştur. Ama burada bizim bulunduğumuz bölge doğu batı batı doğu istikametinde geçiş yoludur. Değil mi? Yalnızca dikeyde değil, yatayda da, yatayda tam ortada. Da, ortada. Dünya haritasını şöyle bir gözünüzün önüne, kıtasal haritayı önünüze getirin. Burada Türkiye'nin tam göbeğinde bu işin oturduğunu görürsünüz. Evet. Dolayısıyla tarih boyunca kavimler göçüyle, savaşlarla her yönüyle çok fazla medeniyetin gelip gittiği ve yerleştiği ve veya yerleşemediği bir topraktır. Evet. Şu anda da 1071'den beri biz buralarda oturuyoruz. İşte Allah inşallah devamlı oturmamızı da nasip eylesin. Çünkü dünyadaki son vatanımız, son toprağımızdır. Küçüle küçüle buralara kadar geldik. Evet. Ve artık bu bizim için olmazsa olmaz önemli olan son parçamızdır. Evet. Onun için Türkiye bu manada bulunduğu yeri kendisi seçti. Bunda kuşkunuz olmasın. Ve bu bulunduğu yerde hep hakim olmak gibi bir ikinci hususta budur, bir pozisyonda oldu. Aşağı yukarı demek ki 1071'den bu yana baktığımız zaman burada Türklerden başka, bakın Avrupa'da pek çok ülke ya yönetsel olarak veya istila yoluyla bir şekilde bağımlı hale gelmiştir. İngiltere ve Türkiye bunların dışındadır. Bana bu iki ülkenin sürekli olarak dışarıdan yönetilebilir bir noktaya geldiğini söyleyemezsiniz. Tarihte mümkün değildir. Evet, görülmemiştir. Onun için biz seçtik burayı bütün zorluklarıyla birlikte. Ama bir de şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bıçak kemiğe dayanmadan biz harekete geçmiyoruz. Hatta bir de hani tam bir anekdot, menfi olarak değil de gülerek şey yapmak için. Birinci Dünya Savaşı başlarken Tanrı'ya melekler koşmuşlar. Başlıyor
büyük savaş. Rahatsız etmeyin beni. Şu sırada istirahat halindeyim. Rahatsız etmeyin beni demiş. Ve gelmesin kimse demiş. Arkasından bir öbürü koşmuş. İşte ama buraya İngiltere'de girdi. Yok işte bu da girdi. Rusya'da filan. Hepsini ters yüz etmiş. En sonunda bir tanesi meleğin koşmuş. Türkler de girdi demiş. Deyince getirin çizmelerim demiş. Sormuşlar. Ya bu kadar kan gövdeyi götürüyor. Bu kadar şöyle. Türkler girince niye böyle bir şey yaptın? Ya bilmez misin? Her işlerini bana havale ederler. İş gene bana düştü demiş. Şimdi biz genellikle son dakikaya kadar yaşayan, plan program konusunda da çok başarılı olmayan. Ama bir şekilde tarihte yazan bir ama milletiz. Ama bunun yanında da burada daima var olup yönetebilen bir toplumuz. Evet. Yönetilen değil, yönetebilen. Yönetilmesi bu toplumun fevkalade güç. Bunu bir kenara da yazalım. Hı hı. Çünkü kolay kolay kalıba veya kaidelere sığmayan bir toplum yapısı var. Fevkalade insancıl, fevkalade yaratıcı, liderini yakaladığı zaman inanılmaz başarılı ama bunun yanında da disiplin ve kaide konusunda her zaman avuçta durmayan, mesela Almanya'ya gittiğiniz zaman oradaki Türk işçileri muhteşemdir. Türkiye'de huduttan geçerken bir gümrük memurunun bir sözü var, hiç unutmam, önümden biri geçiyordu. Hadi geç git yahu dedi. Nerede ne olduğunu biliyorum. İndirirsen başın derde girecek dedi. Neyse adam da bağırıp çağırıyor ama gitti. Ya bildiğin gibi değil. Yurt dışında süt dökmüş kedi dedi. Buraya gelince aslan kesiliyorlar hepsi dedi. Ama bu da bizim aynı zamanda liderlik ve hürriyet anlayışımızın da bir tezahürüdür diye de bakmak lazım. Şimdi efendim bunları söyledim. Yani bir aranamesi olarak ama gerçekte şu var. Biz bu bölgede bütün tarihiyle birlikte baktığımız zaman bakın insanoğlunun var olan tarihinin 12 bin yıla kadar uzatabildik. Aslında bundan evvel ne olduğunu falan bilmiyoruz ama 70 bin yıldır biz varız dünyada. En az 70 bin yıldır. 12 bin yıldan bu yana ancak ne olmuştur diyebiliyoruz. Göbekli Tepe. Yani öyle bir toprak ki nereye el atsanız bir gün hatta bir büyüğümüzle şey yapıyoruz, itiraz ettik ya işte niye böyle olmuyor diye. Arkadaşlar burada imar faaliyetlerini yürütmek lazım. Toprakta her kazdığımız yer tarih kaynıyor yani. Bu vatanda hiç mi inşaat yapmayacağız demiştir. Teşbih tahta olmaz. Değil mi? Burası önemli bir ülke ama bu aynı zamanda kendi hinterlandı ile birlikte yaşayan ve o hinterlandı kontrol edebilen bir ülke. Kilit bir pozisyonu var. Mutlaka. Çok önemli. Ki günümüzde de öyle. Kesinlikle. Aha. Ruslar 250 yıl sıcak denizlere nasıl inerim diye baktılar. Şimdi indiler. Suriye'de komşumuz oldular. Güzel. Aha. Ama boğazları kapattığım gün biter. Rusya gene biter. Yani o kadar güçlü Rusya'nın önünü kesebilecek konumdayım. Aha. Gene aynı şekilde doğudan batıya bu kadar göç var. Kimin üzerinden geçiyorlar bunlar? Türkiye üzerinden hala geçiyorlar. Gene bana gelip yalvar oluyor. Şu göçmenleri ne olur bu zapturaptı altına alın da size 3+3 milyar vereceğiz falan. Bunlarla pazarına giriyoruz. Yani başka bir ifadeyle Türkiye'nin jeostratejik önemi hiç azalmamıştır. Ve esas itibariyle bu faktörde Türkiye'nin burada hem önemini hem de aynı zamanda biraz evvel dile getirmiş olduğunuz meşgalelerini diyelim yaratan unsurdur. Çünkü bakın Roma İmparatorluğu dahi Akdeniz'deki en büyük imparatorluk odur. İkincisi de Osmanlı'dır. Evet. Roma İmparatorluğu dahi yıkıldıktan Anadolu'yu efendim? Daha önce söylemiştiniz. Aklımda kalan yani bizim yani milletimizin bir özelliği Osmanlı yıkıldıktan sonra kurulan bir devlet var. Roma'dan sonra öyle olmuyor değil mi? Hayır. İtalya'da Roma'dan sonra yalnız Batı medeniyeti adı altında. Bakın antik Yunan'ı veya başka bir deyişle Helen'le Rum'u ayırmak lazım birbirinden. Şimdi Rumlar bizim karşımıza çıkıyorlar Helen'im diye. Helen değiller. Değil. Bunu bir kenara koy. Antik Yunan demokrasinin beşiğidir diye bugün Batı'da ön plana çıkarılıyor. Bunun yanında Roma medeniyeti de, Roma hukukunu Türkiye'de bile okuduk hepimiz. Dolayısıyla da Roma medeniyeti de bu manada bugünün ataları olarak da kabul ediliyor. Kullanılan Latince bütün dillerin özellikle Katolik dünyasında
temelini oluşturur. Latinceden gelir o kelimelerin çok büyük bir kısmı. Yani onun çok büyük hala etkileri devam ediyor. Şimdi biz kendi yönümüzden tabiatıyla gayet önemli bir jeostratejik ama Romalılar dahi zamanında ileri karakol olarak Anadolu'yu görmüşlerdir. Anadolu'ya girerken esas itibariyle gidip başka tarafları istila etmek falan niyetleri yok. Nitekim Anadolu'da durur, orta yani nasıl diyelim güneyimizde Suriye vesaire kıyı şeridinin olduğu yerleri de ele geçirmek peşindedir. Ama bunun ötesinde doğuya İskender'in mesela yaptığı gibi tarihte gidip gitmiştir. Gitmez. Evet. Niye diye baktığınız zaman da burada ileri karakol. Jeostratejik önemi var. Burayı elde tutmak Anadolu'yu elinde tutan Avrupa'nın güvenliğini sağlamıştır. Doğru. Kuzeyden geçilemiyor. Nitekim Napolyon denedi, Hitler denedi, herkes denedi. Rusya'ya gittiğiniz zaman o iklimde yok oluyorsunuz. Ama netice itibariyle burası en büyük geçiş yolu ve burayı tutan aynı zamanda karşılıklı olarak iki kıtanın arasındaki bağda koparan veya tesis eden ülke konumuna, toplum konumuna geçebiliyor. Biz onun için hala önemliyiz. Önemliyiz. Amerikası vesairesi bu kadar anlaşmazlığımıza rağmen hala bizden vazgeçemiyorlar. Şimdi peki yani yine işte bugün konuştuğumuz İsrail-Filistin meselesi, biraz onun tarihine bakalım dedik. Kendi tarihimizden de bahsettik ama bugün gelinen noktada yine bu kilit rolü üstlendi Türkiye. Öyle gözüküyor. Kesinlikle. Şimdi bunu biraz açalım. Şimdi ben yani Amerika İsrail ne durdurabilir? Kilit Türkiye'nin rolü, tavrı nasıl olursa evet, durur, durdurabilir. Oraya gelebilmek için müsaade ederseniz ben burada kendi yönümden bir hipotezle ortaya çıktım. Diyorum ki bu bir merdiven. Basamak basamak yukarıya çıkılıyor. Orta Doğu sorunu diye baktığımız olayın temeli Filistin-İsrail çatışması öncelikle aslında bugünün meselesi değil. Geçmişte başlatılan ve bugüne kadar taşınan bir olay. Gene evet, çok net olarak bir iddiadır bu ama gerçek olduğundan da hiç kuşkum yok. Sevr çöpe atıldı ama birçok batılı ülke Sevr'i hala kendi yönünden bir enstrüman olarak, bir araç olarak kullanmaya çalışıyor. Nedir Sevr'in kullanılışı? Mesela bir örnek vereyim. Ege Denizi ile ilgili olarak burada adalar vesaire. Bugün Yunanistan hala Sevr'in 132. maddesi bana bu hakkı tanımıştır diye kendini gidip müdafaa ediyor, savunuyor Batı ülkeleri nezdinde. Ama bunun yanında Sevr'de toprak vaat edilip de bu topraklar bir şekilde verilememiş olan iki tane de toplum vardır, unutmayalım. Ermeniler ve Kürtler olarak bakmak lazım. Dolayısıyla şimdi Ermeniler dediğimiz zaman Ermeni Anayasası'na baktığınızda Doğu Anadolu'daki 6 vilayetimiz artı Halep, 7'dir bunlar Osmanlı'nın. Bu 7 vilayet Batı Ermenistan olarak anayasada geçer. Hala vazgeçmiş değiller. Burada aklılarının bir tarafında Batı Ermenistan var. Diğer tarafta Kürt bölgesi de. Unutmayın ki Sykes-Picot anlaşmalarıyla, anlaşmasıyla paylaşıma gidildiği zaman burası hem Kürdistan adı altında bir Kürt bölgesi hem de Ermenistan olarak bu topraklar bunlara verilmek üzere vaat edilmişti. Ama Atatürk'ümüzün büyük dirayeti ve muhteşem dehasıyla biz bu işten gene sıyırdık ve yine hakim pozisyonda olan biziz. Ama bu unutulmadı. Bir kenarda duruyor ve devamlı olarak pişirilip pişirilip önümüze geliyor. Temcid pilavı gibi. Evet. Şimdi efendim bunu söyledikten sonra Filistin-İsrail meselesi de bunun parçasıdır dedim. Nedir? Bir son dakika var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Tabii. Çünkü hani belki sohbeti buraya da bağlamak gerekecek. İsrail Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hami Aksoy açıklıyor. Sözcü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Tel Aviv Büyükelçimizi Türkiye'ye çağırdığımızı iletiyoruz kendilerine. Ayrıca kendisinin de İsrail Büyükelçisi'nde bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildiriliyor. Elçiyi çekiyoruz. Evet. Elçinin gitmesinin uygun olduğunu. Persona non grata derler buna. Yani istenmeyen yani, adam. İstenmeyen adam ama çok kibar bir dille dile getirmiş gibi. Yani kibar da bunun aslında kibar da olsa başka türlü de olsa sonucu değişmiyor. Aynıdır. Bunu bilin. Sohbeti evet, buyurun size şimdi bırakıyorum efendim, yine. Aha. 19. yüzyılda bir şark meselesi var.
Batılıların. Bunlar İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı'yı paylaşmaya çalışıyorlar. Boğazlar başta olmak üzere. Nasıl paylaşılacağını da bilemedikleri için denge politikaları. Hı hı. Biz de o denge politikalarını çok iyi uygulamışız. Bugün de oradan edindiğimiz tecrübeyle yine başarılı bir denge politikasını Afrin vesaire filan derken orada uyguladık. Hı. Netice itibariyle bölündü, parçalandı. 13 milyon kilometre kareden bugünkü topraklarımıza kadar geriledik. Şimdi bu parçalanma sırasında Yahudiler de hareketlendiler. Hı hı. Ve biliyorsunuz milattan önce Yahudiler Mısır'dan kaçtıktan sonra vaat edilmiş topraklar diye adlandırılan bugün Filistinlilerin de yaşadıkları ve Türkiye'nin de bir kısmını içine alır. Irak vesaire oralara kadar uzanır. Bu topraklar Tanrı tarafından bize vaat edilmiş topraklardır. Bizim topraklarımızdır iddiası o günde. Sadece aşağı yukarı 200 seneye yakın bir hüküm sürdüler orada. Onun ötesinde bir varlıkları yoktur. Dünyaya yayılmışlardır. Şimdi bu koşullar altında 1896 yılında Herzl diye bir İsviçre'de bir Alman bölgesinden biri bir kitap yazdı. Yahudilere vatan diye. Herkes vatan alıyor Osmanlı'dan, ben niye almıyorum? Ve 1897'de bir kongre topladılar. Ve bu kongrede Yahudilere vatan projesinin hayata geçirilmesi için yola çıktılar. Nereye gidecekler? Abdülhamid'e. Sultan Abdülhamid'e gittiler. Biz buraya gitmek istiyoruz. Müsaade buyur. Abdülhamid uyanık. Gayet zeki bir adam aslında. Hayır dedi. Ben sizi Kafkaslara göndereyim. Gidin isterseniz. 1492'de sizi aldık İspanya'dan. Ben sizi Kafkaslara, bir sıkıntınız varsa orada gidin yerleş. Yok, biz buraya gitmek istiyoruz. Pek kabul görmedi bu. Abdülhamid bunu Memaliki Osmaniye diye bunları ulusallaştırdı tam tabiriyle. Kendine bağımlı hale getirdi bu toprakları. Şimdi yalnız burada işin başı buraya iniyor efendim. 1897 ile 2003 yılları arasında, 2003'ten sonra da biliyorsunuz İttihat ve Terakki'ye giderek daha palazlanıp iş başına doğru yöneliyor. Dağlara çıkmalar falan başlamıştır. Şimdi bu 6 yıl zarfında 97-2003, 1903 yılları arasında 25 bin Yahudi bu bölgeye toprak satın aldırılarak yerleştirilmiştir. Yani gidip orada Filistin vesaire kimse veriyor parasını, onlar da zaten perişan vaziyette. Dolayısıyla satıyorlar kolaylıkla ve bunlar tapusunu alıp yerleşiyorlar buraya. 2003'te 25 bin. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar gidiyor iş. 1914-15 yıllarında artık İngilizler yavaş yavaş savaş içinde iyice pişmişken Lord Balfour Dışişleri Bakanı Yahudi, Lord Rothschild Lordlar Kamerası'nın başkanı, o da Yahudi. Hı hı. Balfour mektupları adı altında tarihe geçmiştir. Balfour Lord Rothschild'e bir mektup yazıyor ve Yahudilere vatan verilmesi zamanı gelmiştir. Bu savaş bittikten sonra bunu halledeceğiz. Dolayısıyla İngiltere olarak bunun arkasında ve bunun yapımcısı olarak işin içinde olduğumuzu arz ve beyan ederim. Rothschild de Allah razı olsun deyip bunu büyük bir memnuniyetle kabul ediyor. Şimdi tam onların Yahudi olup olmaması o kadar önemli değil. Neticede İngiltere Dışişleri Bakanı ve Lordlar Kamerası'nın başı. Dolayısıyla İngiltere'nin bunu bir başkasının Yahudilerin sırtından aynı zamanda yürüttüğü bir danışıklı dövüş, bir iç politika olaraktan da görmek lazım. Dolayısıyla o andan itibaren İngiltere Yahudilerin hamisi pozisyonuna geçmiştir. Bugün pek ortada gözükmüyor ama böyle başlar. İkincisi 1920'de San Remo'dan sonra bir de Birleşmiş Milletler'de manda rejimi konulduktan sonra Osmanlı'dan ayrılan bütün bu ülkelere, topraklara mandater olarak İngiltere ve Fransa hakim olmuşlardır. Sykes-Picot da bu paylaşımı yapmıştır o tarihte. Hı hı. Şimdi bir atlayarak gideceğim, çok şey değil. Efendim 1936 yılına gelindiğinde buradaki Filistin nüfusu 750 bin. Buna karşılık Yahudi nüfus 375 bindir.
Neredeyse yarısından fazla. %50. Yani %50'si kadar oraya varmıştır. O kadar ki İngiltere dahi bundan rahatsız olmaya başlamıştır. Evet, Yahudilere vatan. Ama burayı bu kadar daha fazla Yahudi ile doldurduğum takdirde ileride çok büyük bir sıkıntının habercisidir. O kadar da fazla değil, durun bakalım diyebilme noktasındadır. İlk intifada, adı intifada değildir o tarihte ama genel grev diye adlandırılır. 1936 yılında başlamıştır Araplar ve Filistinliler. Burada gene bir parantez açıp belki hani ilginizi çekebilir. Filistinliler Arap değildir efendim. Bunlar Fenikeliler vesaireler, bu kıyı devletleri olarak ticaret yapan, esas itibariyle bunların uzantısı filan gibi addolunuyor. Yani bunlar Arap ırkından gelen kişiler olaraktan adlandırılmıyor. Dolayısıyla Araplarla Filistinler arasında bu manada baktığınız zaman ciddi bir dayanışma, güç birliği veya bir güven birlikteliği yok. Bu da önemli bir faktör olarak ortaya çıkmakta. Filistin ayrı bir kavimdir. Filistinler Arap değil. Evet. Arap değil. Şimdi efendim 1936'da genel grev ve bu genel grevi bastırmak için İngilizler Filistinleri ve Arapları öldürmüştür. Yahudileri öldürdüğünüz gerekçesiyle Yahudiler yerine, halbuki onlar bir teşkilat kurdular. Bu teşkilatlanma ilk terör örgütlenmesidir. Tam adı aklıma gelmiyor. Zvai bir şey diye gidiyor. Yahudiler bunu bir terör örgütlenmesi olarak kurdular ve ileride bunlar Likud vesaire falan bu partilere dönüşerek yürüdü. Yani temeli bu işin oradaki Yahudilerin terörü ön plana çıkarıp oturmalarıdır. İngiltere bu işin üstesinden gelemeyeceğini görünce savaş da yaklaşıyor. 1938'de Lord Peel başkanlığında bir komisyon kurmuştur. Araştırın bakalım bu iş nasıl çözümlenebilir diye. Ve ilk kez o tarihte iki devlet esası üzerinden çözüm ortaya atılmıştır. Bakın daha İsrail yok ortada. İki devlet tarih? 1938. 38. İki devletten bahsediliyor ama daha henüz İsrail devleti diye bir şey yok. Yok. Orada Yahudiler var. Ve bunlar da Siyonist yapı içinde. Yani bir noktada katı bir şeyi, düşünceyi temsil ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere çok zayıflayarak çıktığı için Amerika'da da bir hayli Yahudi diye kuvvetli bir diaspora oluştuğu için Amerika'ya zaten Anglo-Sakson dayanışması için de ben bu işin altından kalkamıyorum. Şunu sen devral demiştir. Amerika memnuniyetle bu işi almıştır. 1947 yılında zaten dünyanın en gelişmiş, en kuvvetli ülkesi, her şeyi yaptırabilecek durumda 1947'de. Ve bu koşullar altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar aldırtmıştır. Şimdi bu karar aldırıldığı gün, o günkü istatistiklere göre Yahudilerin ellerinde bulundurdukları toprak, oradaki bütünün %6'sından ibarettir. Yani bütün o bölge, Batı Şeria, Doğu Şeria vesaire %6'sına tekabül eder ve deniz tarafındadır daha çok. Peki Amerikalılar bu karardan ne vermişlerdir Yahudilere? %56.3. Yani %50 ekstradan, 50'yi aşan ekstradan bir payı senin buradaki ilk vatanındır diye vermiştir. Ve bunu yaparken de deniz tarafının topyekün İsrail'e verilmesi kararını da çıkarmıştır. Şimdi bunu söyledikten sonra yalnız bir parantez açıp çok önemli bir şey söyleyeceğim. O tarihte gene Kudüs var. Kudüs uzakta. Ama vaat edilmiş topraklarda da artık bir İsrail devleti kuruldu. 1948'de ilan edilmiştir. İngilizler çekildiler. 6 saat sonra İsrail devleti kuruldu, ilan edildi. 12'de Mayıs, 14 Mayıs'ta ilan edildi. 14 Mayıs bu anlamda bu Trump için kullanılan bir tarihtir. Ve İngilizler haber vermişlerdi tabii, Amerikalılar falan, biz çekiliyoruz, siz yapın gereğini diye. Şimdi İsrail'in çok büyük bir sorunu var. İlk kuruluşunda şöyle bir gelir yuvarlak olarak bir böyle içeriye doğru girer tekrar. Başka bir de işte şu şekilde gelip içeriye gelip böyle.
Burada Batı Şeria dediğimiz kısım İsrail'e verilmemiştir. Dolayısıyla İsrail güvence altında değildir. Orada 60-70 kilometrelik bir toprak parçası var. Yani ciddi bir saldırıya uğrasa, orası kesilse kuzey güneyi kopup gidecek. Bu koşullar altında İsrail kendi yönünden bunu çözmek peşine düşmüştür. Ve İsrail'in bugüne kadarki politikası, Netanyahu'nun da sözü halihazırda, güvenlik için barıştır. Barış için, barış yoluyla güvenlik değildir. Güvenlik için barıştır. Solcular iktidara geldiği zaman daima bir müzakere yolu açılmıştır. Sağcılar iktidara geldiği zaman çatışmaya dönmüştür. Ve şu sırada bir solcu Şamir katledildi. Neden? Çünkü o da bir çözüme doğru gitme kararı vermişti. Şimdi dolayısıyla genel anlamda baktığımız zaman ilk başlangıçta Amerika'nın 1947'de tahsis etmiş olduğu topraklar bugün en az 4 katına çıkarılmış bulunmaktadır. Bunu yaparken 67 savaşı, 73 savaşı, şunu da unutmayalım. Yani sadece İsrail olsa belki başka türlü olacak ama 1973 savaşında Mısır hava kuvvetlerini falan perişan etti. Bir dini günlerinde onların. Kipur günleri. Yom Kipur. Evet. Ve Amerikalılar derhal müdahale ettiler. Bütün o uçaklar pilotlarıyla birlikte gönderildi. Ve iş tersine döndü. Adeta Kahire'yi istilaya kadar da gidebiliyorlardı. Durdurulmasıydı İsrail. Dolayısıyla Amerika var arkasında. Bir eyaleti gibi düşünmek lazım. Amerikan dış politikasında topyekun İsrail yapar. Bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Yani onların etkisi bu manada çok büyüktür. Şimdi 1948 yılında 40 bin tane milis var. Savaş görmüş ama İsrail'de Yahudi. Bunlar hepsi terörden yetişmiş insanlar. O Zvayin organizasyonunun falan şeyidir, uzantılarıdır bunlar. Karşılığında 4 ülke. Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan. Savaş çıkmıştır. Ve bu 40 bin tane milis bu 4 Arap ülkesini yenmiş ve topraklarını daha o gün 2 katına çıkarmıştır. Şimdi burada oturup da biraz düşünmek lazım. Orta Doğu'da evet Amerika'nın desteği vesaire ama Yahudilerin de burada hani korkak Yahudi falan derlerdi eskiden. Hiç alakası yok. Fevkalade cesur bir şekilde orada kendi vatanım artık olacaktır diye yola çıktılar. Efendim, Kudüs'le ilgili olarak 1947'de alınan karar uluslararası statü verilmelidir diyor. Amerika bu kadar gücüne rağmen Kudüs Yahudilerin başkentidir demiyor. Üç semavi dinin birlikte yaşadığı bir eşliği noktadır. Dolayısıyla bu çok risklidir. Burayı kontrol etmek ve birine verdiğin takdirde dertten kurtulamamak gibi bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla burası uluslararası bir statüye kavuşturulmalıdır diyor. Ve bugün Trump çıkıp bunu 1995 yılında atlayıp gidiyorum daha bir sürü şey var söylenebilecek ama Amerika'da kongre bir karar verdi. Dedi ki büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyalım. Çünkü artık Kudüs İsrail'in kontrol altına girmiş durumda. Peki buradan ne çıktı sonuç itibariyle? Hiçbir şey. Üç tane başkan, Clinton, benzemeyen başkan birbirine, Clinton, Bush, arkasından Obama, her yıl gidip bunlar kongre karşısında niye bunu yapamadıklarına dair bahaneler üreterek kendilerini savundular. Bu adımı atmadılar. Çünkü kongrenin almış olduğu bir kararı hayata geçirdikleri takdirde başlarının ciddi şekilde derde gireceğinin bilincindeydiler. Yapmadılar. Ta ki Trump'a geldi. Trump iş başına geldi. Trump şu sırada iç politikada aklınızın alamayacağı kadar başı dertte. En basit bir şey söyleyeyim. Bu Rusya'nın seçimlere müdahale etmesi vesaire konusuyla ilgili olarak FBI başkanını değiştirdi ama savcıyı değiştiremiyor. Çünkü orada establishment dediğimiz, yani anayasa uyarınca dokunamıyor o tarafa. Ve bu hala soruşturmasını sürdürüyor. Yalvarıyor bir yandan, yapma bırak bu işi diye, vazgeçirtemedi. Ve başı dertte. Ekonomide atmış olduğu bir iki adım var.
işte vergilerle ilgili bazı şeyler yaptı. O da kimini memnun etti, kimini edemedi. Eline attığı her şey yüzüne gözüne bulaştı aslında. Özel hayatıyla ilgili sıkıntılar her da gündeme şey, geliyor. Her şey, her şey. Yani başı ciddi şekilde dertte. Hatta önümüzde Ekim ayında kısmi seçimler var kongrede. Eğer ki burada demokratların kazanma ihtimali de çok güçlü. Eğer bu da başıma gelirse ben burada ne yaparım düşüncesine dahi şu andan itibaren o endişeyi yaşayarak girmiş bulundu da kesin. O zaman bütün iç sıkıntıları bol olan ülkelerde geldiği gibi dışarıda prestij aramak veya o ülkeye yeni bir vizyon vermek, o tarafa bak, burayla uğraşma demek için ki fırsat kalktı. Yahudi nüfusunun da %80'ine yakın oyunu aldığı söyleniyor. Şimdi şöyle diyelim, evangelisttir kendisi. Evangelistler yanlış hatırlamıyorsam 1/3 filandır Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunlar esas itibariyle temelde protestandırlar. Şimdi biz hep ters bir düşüncemiz var. Katoliklik çok tutucudur. Protestanlık buna karşılık daha liberaldir diye. Tam tersi. Tam tersi. Protestanlar aslına dönüş politikası güderler. Yani İncil ne yazıyorsa, 4 tane İncil var bildiğiniz gibi. Ne yazıyorsa Yuhanna, evet. Bu yazdığıdır. Ve burada da sadelik ön plandadır der. Mesela öbürleri hepsi gotik yapılar vesaire ihtişam içinde. Buna karşılık protestan kiliselerine girdiğiniz zaman sadelikten geçilmez. Nordik ülkelerin modeli protestan kiliseleri için alınmış, yürütülmüştür. Şimdi dolayısıyla bir evangelist ama bu evangelist aynı zamanda İncil ve İsa'ya da temelde indiği için sonuç itibariyle Yahudilikle özdeşleşiyor. İsa da bir Yahudiydi. En yakını mezhep olarak Yahudi dinine en yakını evangelistler. Dolayısıyla burada bir fikir birliği içindeler. Ve daha da önemlisi evangelistlerin bir inançları var. Bu da çok önemli. İsrail'in yeniden kurulduğu dönemde ancak bu işin şahikasına varılacaktır falan gibi ona benzer bir inanç sistemiyle yaşarlar. Yani İsrail'in kuruluşunu evangelistler aynı zamanda kendileri yönünden de İsa vesaire falan hep kurtuluşun müjdecisi olarak değerlendirirler. Onun için bir evangelist, ilk kuruluşunda da aynı sıkıntılar vardı ama bir evangelist olarak Trump hepsinin ötesine geçecek şekilde destekçidir. Zaten Amerikan başkanları bugüne kadar eğer sadece diasporaya güvendikleri veya onları ikna edebilmek, oylarını kazanabilmek için yaptılar derseniz bu da eksik kalır. Bu inanç var. Bu anlamda da müttefiktirler, iç içe geçmişlerdir ikisi. Buraya kadar da iyi. Şimdi Trump evvela ticaret anlaşmalarına saldırdı. Pasifik'te bitti. Evet. Öbür tarafta Atlantik'te bitti. Aslında belki iyi oldu çünkü bizi almıyorlardı Avrupa Birliği ile yaptıkları o anlaşmaya katmamışlardı bugüne kadar. Ama olmayınca belki biz de rahatlamış olabilir miyiz? Bunun ötesinde İran meselesine çıktı anlaşmadan. Küresel ısınmadan çıktı. NAFTA'da en yakın müttefiklerinden olması gereken Meksika'ya sınırda duvar çekmeye kalkıyor. Yani uzatmayayım. Trump netice itibariyle Rusya'da işte ambargolar vesaire dünyayı yeni bir kaos içine sokmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Yapmaya başladı. Ve bu tabiatıyla karşısında tepkileri de getirdi. Çünkü 21. yüzyıl bir kırılma içindedir. 19-20. yüzyıllarda hep konuştuk bunları. Nasıl orada birer kırılma yaşandıysa, 19. yüzyıl danışma çağı, 20. yüzyıl işbirliği çağı, 21. yüzyıl da kendi koşullarıyla oturmaya çalışıyor. Nitekim mesela Birleşmiş Milletler sistemi, Milletler Cemiyeti sistemi de aynı şeydi. Birleşmiş Milletler onun devamı. Galipler sistemidir. Galiplerin mağluplara kendilerini empoze ettikleri, onlar üzerinde hakimiyet kurup dünyayı yönettikleri sistemin adıdır. Dolayısıyla bunu biraz sonra bunu söylüyorum, önem taşıdığı için başka bir anlamda. Ve Trump doğrudan doğruya 21. yüzyıla Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'nın çıkarları ve ötekiler zihniyetiyle yaklaşıp
bu kaosu derinleştirmeye başladı. Şimdi burada en büyük hedef olarak kendine seçtiği de Orta Doğu bölgesinde de şekilleniyor yeniden. Bu sınırlar mutlaka yeniden çizilecek, hiç kuşku yok. Dedim merdiven ve adımlar, basamak basamak gidiyor. Şimdi Kudüs meselesi de bu manada baktığınız zaman yeni bir basamaktır. Ama burada bitmedi. Bir faz yükselmesi var ama. Bir faz daha yükseldi ama burada bitmedi. Şimdi bundan sonra ne gelecektir? Yani şu mu gelecek, ben direkt sorayım. Bu vekalet savaşları falan denildi. Orta Doğu'da artık direkt savaşlara mı gidiyor Orta Doğu? Yani örneğin İran'ın tehdidini bu süreçten ayrı tutamayız. İran'a direkt bir fiili bir saldırıdan mı bahsetmek lazım? İran'a direkt saldırı demeyelim ama dolaylı yoldan İran'ı yola geçirme. Şu manada. Suudi Arabi, biliyorsunuz Körfez'de Trump toplantı yaptı. Bu toplantıya evvela Körfez ülkelerini çağırdı. Sonra bizler de katıldık. Daha geniş bir Müslümanların katıldığı bir toplantıydı. Burada hedef gösterdi İran diye ve Yemen de ondan sonra hatırlayın. Karıştı. Çok daha fazla kanlı hale geldi. Bu arada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri hepsi bunların Amerika'ya biat ettiler. Vekalet dahi değişti. Şu anda oradaki prens Amerika'ya kendini topyekun Suudi prens satılmış durumdadır. Yani bu da işin diğer tarafı. Hiç sözüne çıkmıyor Amerika'nın. Ve bu arada Müslüman dünyanın lideri olarak bugüne kadar hep ön planda görünmeye hevesli olan Suudi Arabistan, parasıyla her şeyle hakim olmak, İslam İşbirliği Örgütü'nde de aynı pozisyonları vardır. Bir anda İsrail'in, ona düşman olan, İsrail'e düşman olan Suudi Arabistan onun kankası oluverdi. Evet. Şimdi burada esas itibariyle Hizbullah çok önem taşıyor. Şii Hilali diye adlandırdığımız bölgede, bakın şimdi Irak'ta da yeni bir gelişme daha var. Seçimler yapıldı. Evet. Bu seçimlerde de çok ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Burası %64 Şii ağırlıklı bir toplumdur, Irak'taki toplum. Sadr diye bunların, Muktader el-Sadr diye bir liderleri vardır. Amerikalılarla çatışmaya girmiştir. Yani başka bir ifadeyle İran'la yakın olması beklenebilecek bir insan değildir. Irak Şiisidir Sadr. Ve ama İran sisteminin uzantısıdır. Ayetullah veya işte Molla bunların oradaki adları da. Şimdi efendim Komünist Parti vesaire filan bütün bunlarla işbirliğine gitti. Oylarını alabilmek için. Evet. Şii. Ve bu arada seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Mesela Bağdat'ta çıkarmış olduğu milletvekili sayısı 18. Ondan sonra gelenler sırayla Haşmi Şadi'nin lideri olan kişi ondan sonra ikinci sırayı alıyor. Tamamen İran yanlısı 8 milletvekili çıkarabildi. Ondan sonra İbadi 8 çıkardı. Ondan sonra gelen Maliki de 8 çıkardı. Yani başka bir deyişle bugünkü başbakanla geçmiş başbakan Maliki ve İbadi ikisi bittiler. Onlar çıktı. Ama sonuç itibariyle Sadr ben olmayacağım, başbakanı ben tayin edeceğim. Ben başbakan olmayacağım dediğine göre de gene İbadi'nin hala bir şansı var mı görülecek. Ama bunu şunun için söylüyorum. Daha karışacak Orta Doğu. Öbür taraf bitti, burası başlayacak. Şimdi burada İran'ın bir Şii kuşağı dedik. Irak, Suriye, Esad yoluyla. Ondan sonra Hizbullah'a kadar Lübnan'da. Hizbullah da Lübnan'da son seçimden birinci parti olarak çıktı. Şimdi dikkat buyurun. Bir tarafta İran'a topyekun bağlı olan Hizbullah, Lübnan'da birinci parti oluyor. Diğer tarafta İran'la ilişkisi olmayan Sadr, o da birinci parti çıkıyor. O zaman İran'ın bu Şii kuşağı üzerinde Irak'la ilgili olarak önümüzdeki dönem Sadr eğer İbadi ve Maliki'yi seçmeyecektir büyük bir ihtimalle. Buraya getireceği başbakan kendi dünya görüşüne ve düşüncesine paralel giden bir insan olacaksa ki olmalı. O zaman İran'la bu kankalığı ikinci plana düşecektir. Evet. Önemli bir gelişme. Şimdi bakalım nasıl bir gelişme olacak? Burada Amerika'nın nüfuzu bugüne kadar ki nasıl gelişecek? Çünkü Sadr biraz evvel dediğim gibi iki kere Amerikalılara
bizatihi çatışmaya giren ve orada 30 bine yakın zayiat verdi Amerika. Yaralı 5-6 bin ölüsü var vesaire. Bunların bir parçası da bunları yaratan Sadr'dı. Dolayısıyla buradaki Amerikan üstünlüğü de bu manada herhalde gündeme taşınabilir. O zaman ne olacak? Amerika ne yapıyor? Güneyde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'i Hizbullah'a karşı sürüyor. Ama diğer taraftan İran'ı da bastırmak lazım. Münbiş'te yeni bir üs kurdu biliyorsunuz. Bir tugay gönderdi Fransa'da oraya. Ne işe yarar bilmiyorum yani ama o da gönderdi. Ve burasını Kürt devleti olması hususunda da Trump teşvik ve tahrik ediyor. En son gene dün bir Amerikalı general DSG ile gidip bize lazımsınız vesaire diye el sıkıştılar, konuşmalarını yaptılar. Şimdi dolayısıyla güneyden İsrail vesaire, kuzeyden de bu DSG güçleri, bunlar da %50-50 Kürt ve Araplardan oluşuyor diye bakmak lazım. Bir Kürt devleti oluşumu ve bunların güneyden ve kuzeyden bu Şii kuşağı üzerinde, Şii hilali üzerindeki baskısını arttırması noktasına gelinmesi söz konusu. Şimdi bütün bu gelişmeler Kudüs dahil gözdağı olarak giderek buraya yerleşmek ve Amerika'nın dediğim olacaktır pozisyonunda ısrarlı olmasıdır. Ama ikinci bir şey söyleyeceğim. Kuartet dediğimiz bir şey var. Kuartet dört şey var. Amerika 2002 yılında ilk ortaya atıldı. 2003'te de Bush'un bir konuşmasıyla resmiyet kazandı. Kuartet, Amerika, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler Amerika'nın hegemonyasında, zaten herhangi bir kıymeti harbiyesi yok. İşte genel sekreteri bile Guterres çok vahim ve zalimce işler oluyor. Aman falan diyor ama aman harekete geçirdim. Yok. İki, Avrupa Birliği'nin bugüne kadar siyasi yönden bir güç olduğunu göremezsiniz. Zaten yaptıkları açıklamaları da yazılı olarak okuduğunuz zaman ne şiş yansın ne kebap, tam tabiriyle her iki tarafı da idare orantılı ediyor. Orantılı güç falan filan böyle cümleler. İdare ediyor. Yani yapabilirsin ama işte böyle de yapmasan iyi mi olur? Ama Afrin'de Türkiye'ye karşı insan hakları diye bağıranların hiçbirinin sesini de şu sırada duymuyoruz Allah için. Doğru. Üç, Rusya'nın da bugüne kadar hiç sesi soluğu çıkmazdı. Orta Doğu'da Rusya var mı yok mu bilmezdik ama şimdi Suriye'de güneyden komşumuz olan Rusya, Orta Doğu'da var. Lavrov açıklama yaptı. Dur bakalım nereye kadar gidiyorsun, haddini bil dedi. İran'ın arkasındayım dedi. Evet. Yani başka bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri buraya girdiği zaman eskiden olduğu gibi tek başına da değil. Rus faktörü de giderek daha fazla burada daha etkili olmaya başlıyor. Şimdi hepsini bir araya koyduktan sonra şöyle bir analizi tamamlayayım müsaade ederseniz. Efendim, sorunuz ne yapılabilir bundan sonra? Türkiye burada nasıl bir kilit rol oynayabilir ve kilidi nasıl çözebilir? Evet, sorunuzun zaten esası hedef olarak bütün bunları ama bilerek gitmek belki daha kolaylaştıracaktır cevabı diye anlattım uzun uzun. Şimdi efendim, halihazırda İslam İşbirliği Örgütü bir karar almıştır. Ve Filistin'e yani iki devlet esası üzerinden bu da zaten var. Anlaşmaya şeye bağlanmış durumda bu. İki devlet. Kuartetin de esas temel şeyi iki devlet esası üzerinden çözüldü. Orada da bir sorun yok. Bahaneleri dolayısıyla İsrail'in hayata geçirilemedi. Orada gene tam tabiriyle hani taş koydu derler ya, tam öyle bir İsrail yokça yaptı. Sürdü, evet. Yokça sürdü. Şimdi halihazırda bulunmuş olduğumuz noktada Birleşmiş Milletler'e gidebilirsiniz. Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartabilir misiniz? Mümkün değil. Amerika'nın vetosunu aşmak imkansız. Şimdi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre Güvenlik Konseyi tek karar organıdır. Genel kurul bazı istisnaları var ama onlar bu dış politika konularını direkt ilgilendirmez. Yani teferruata girmiyorum. Sadece tavsiye kararı alabilir. Danışma kurulu gibi neredeyse. Nitekim 128 tane olumsuz oy çıktı. Kudüs oylamasından bahsediyorsunuz. Evet. Bizim inisiyatifimizle evvela İslam İşbirliği Örgütü topladık.
Orada karar çıkarttık. O kararı götürdük Birleşmiş Milletler'e. Genel kurula, başka türlü olmuyordu. Oradan da 128 oy çıktı. 9 tane de öbür taraftan çıktı. Bugün büyükelçilik kim açacaktır diye baktıkları zaman, onu da hemen hatırlatayım. Hı hı. Avrupa Birliği'nden 4 ülke çıktı garip bir şekilde. Çekya, Makedonya, Romanya. Romanya var, Çekya var, Avusturya var. Hı hı. Yani ilginç bir şekilde iyice sağa kaymış vaziyette Avusturya'da. Nasıl olabiliyor onu da bilmiyorum. Çünkü oradaki yönetim aslında antisemitist bir yapıdadır. Ve Polonya var. Çekya, Macaristan, Polonya ve Avusturya. Bu 4 ülke var. Yani Avrupa Birliği'nin 28 ülke, öbür tarafta İngiltere, Fransa, Almanya, topyekun biz gitmiyoruz, biz yokuz bu işte diye de ilan ettiler zaten. Şimdi kendisini destekleyen de zaten Panama, Paraguay, bir de Nikaragua var. 3 tane de Amerika'dan falan. Yani bu göstermelik bir sadece sembolik bir psikolojik ataktır. Bir prestij sorunu olarak öngörmektedir. Ama 14 Mayıs'ta yapışı da böyle. Gitti mi topyekün şey? Büyükelçilik, o da hayır. Binada 2019'da oradaki bir arazi bulunacak, bina yapılacak. Bunun da üstelik de en kritik terör her türlü yönden açık bir şey de işte buradaki konsolosluğu görün, bunker gibi. Hı hı. Yani bir kale gibi oturuyor tepede. Oraya gidip bunlar yapılacak. 2020'den evvel bitmez diye kendi söylemişti yumuşatmak için. O da olmadı. Şimdi buraya sadece Büyükelçinin ofisini götürdüler. Yani orada başkonsolosluk zaten var. Bizim de var ama başında bizim de bir büyükelçimiz var orada. Niye biz orada? Gene bir iddia var. Efendim Türkiye'de orada bir Filistin'de büyükelçilik Doğu Kudüs'te açsın. Bunun iki tane nedeni var olamamasının maalesef yani şey olarak. Bir kere Kudüs'ün, Filistin'in başkenti filan diyoruz ama bir devleti yok. Evet. Yani siz oraya bir büyükelçi atadığınız zaman kimin indinde neyi atıyorsunuz? Bir öyle bir organizasyon öyle yok. Mesela KKTC bir devlettir. Hı hı. Tanınmamış bir devlettir bizim dışımızda. Ama devlettir. Bütün her şeyle var. Filistin öyle değil. Peki ben oraya gittiğim zaman bir sembolik olarak iki... Ben oraya gittiğim zaman acaba beni orada oturturlar mı? O da işin diğer tarafı. Gelip diyelim ki İsrail başta olmak üzere, zaten ipler koptu iyice. Geldi orada, ben bu yıkıyorum senin bu şeyini. Benim topraklarıma kim müsaade etti de gelip yapıyorsun dedi. Savaş mı çıkaracaksınız? Yani bunlar yani Müslümanların 6. farzı da biliyorsunuz. Haddini bilmektir demiş Peygamberimiz. İşin bir de bu tarafı var. Şimdi dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e gitseniz tekrar, ihtiyaç yok, karar zaten orada duruyor. Bundan daha fazla ne kararı çıkaracaksınız? Doğu Kudüs, Filistin'in merkezi, başkentidir diye orada yazıyor zaten. Evet. Gidin İslam İşbirliği Örgütü'ne, orada da bir şey çıkmıyor. Daha da vahimi, ben mesela Arap ülkelerinin hemen harekete geçip anında Birleşmiş Milletler'e gitmelerini beklerdim. Yapma. Var mı böyle bir şey? Hayır. Arap Birliği'ni toplayacak da, yarın da gelecek de işte o... Gene biz oturduk, soyunduk. Birleşmiş Milletler'e işte götürmeye şey yapıyoruz, öbür tarafta İslam İşbirliği Örgütü'nü topluyoruz. Toplayıp da ne yapacaksınız? Zaten var karar. Ve bunu tatbikatını yaptırma şans ve ihtimaliniz yok. Biraz görüntüde kalıyor o zaman. Tabii efendim. Türkiye'nin de imkan ve kabiliyetleri herhalde burada gidip Amerika başta olmak üzere, İsrail'de onun uzantısı olarak bunu tepeleyip kendi söylediklerini yaptırabilecek bir gücü temsil etmiyor. Anladım. Şimdi bir virgül koymamız gerekiyor. Yönetmenim uyarıyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Tabii. Aranın ardından özellikle Türkiye'nin bu kilit pozisyonu ve biraz şöyle eleştiriler de var. Katılır mısınız bilmiyorum da bu süreci, Orta Doğu süreci iç siyasete alet etme, malzeme etme şeklinde. Yani Türkiye nasıl okuyor, nasıl tepkiler gösteriyor, ne kadar gerçekçi değil, bunları da konuşalım tabii istiyorum. De. Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından sohbetimiz sürecek. Evet, özel yayınımız devam ediyor. Emekli Büyükelçilerimizden Uluç Özülker'le birlikte Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri, İsrail-Filistin çatışmasını, Amerika'nın rolünü, amaçlarını, hedeflerini konuşuyoruz. İran'ı konuştuk, Suriye'yi konuştuk. Türkiye
yüzyıllardır hep kilit olmuş, yöneten olmuş. Bu kilidi bu sefer açabilecek mi? Türkiye'nin kilit rolünü konuşuyoruz. Şimdi az önce de hani araya gitmeden önce dedim ya, Türkiye'de hani siyasiler doğru okudu mu? Bu okuma ya da ele alış bazıları tarafından bu meselenin iç siyasete malzeme yapılması şeklinde eleştiriliyor. Örneğin Sayın Erdoğan. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye doğru tutum aldı mı? Tavır aldı mı? Şimdi İsrail Büyükelçisi'ni de geri çağırdık. Onların elçisini de gönderiyoruz. Şimdi de şöyle diyeyim. Evvela bir tamamlamak için demin anlattığımı son bir cümle söyleyeyim orada. Buyurun. Şu anda Türkiye benim görebildiğim kadarıyla dünyayı bir şekilde harekete geçirdi zaten. Ama bugünkü koşullar altında dünyanın gerçek anlamda Amerika ve İsrail'e karşı koyma niyeti yok. Hı hı. Ve harekete geçirme ihtimali de Türkiye'nin bence çok zayıf gözüküyor. Hı. Ve bundan sonra bizim esas itibariyle üzerinde durmamız, uğraşmamız gerekecek iş. Burada da bir öncülük yapabiliriz aslında ama Türkiye olarak yapmamız lazım. Ne dedim? 1938'de ilk iki devlet esasına. Hı hı. O zaman İsrail yokken de Amerika bunu böyle söyledi. Kudüs için alınmış kararlar var. Diğer taraftan son zamanda alınan bütün kararlar var. Burada artık İsrail'in devletleştirilmesi sorununu ön plana çıkarmak suretiyle oynamak lazım oyunu. Yani eğer siz burada Kudüs mü istiyorsanız bütün bu anlaşmaların hepsinde de Doğu Kudüs başkentidir Filistin'in diyorsa ve iki devlet ön plana çıkarılıyorsa bütün bu öngörülerde sizin de dünya çapında bu baskıyı iki devlet esası üzerinden hayata geçirebilecek hareketlenmeye girmeniz lazım. Yani Türkiye'nin şu sırada elindeki en büyük koz alınmış olan bu kararları dünyaya bir şekilde hareketlenme yönünde satabilmek, onları ikna edebilmektir. Hı hı. Bu aynı zamanda barışçıldır. Şunu unutmayalım, biz İstiklal Savaşı'mızı kazandık. Evet. Fedakarlıkta bulunmadan, can vermeden bunca şehidimiz var bizim de, başarı gelmiyor. Onun için orada Filistin'deki şehitleri rahmetle anıyorum ama yaralılara da acil şifalar diliyorum ama bunun yanında bugüne kadar çektiklerinin bedeli olabilecek bu kazancı da bu sayede Filistinlilerin hiç kimseden destek almadan üstelik hayata geçirebilmelerinin yolunda giderek daha fazla açılmakta olduğuna da inanıyorum. Anladım. Türkiye bunu kullanmalıdır bundan sonra ve dünyada da reddedilemeyecek bir argüman ve bir açılış olacaktır. Türkiye'nin de burada eli güçlü olarak ortaya çıkar. Şimdi buradan hareketle iç politikaya gelirseniz, efendim bazı şeyler var ki bunlar politika malzemesi değildir. Mesela bana hiç kimse bir Kıbrıs meselesinin iç politika malzemesi olması gerektiğini ikna edemez. Hı hı. Zaten de değildir. Benim meclisim bile mesela Ege sorunlarıyla ilgili olarak meclisimde oy birliğiyle 12 mil'e çıkarıldığı takdirde savaş sebebidir diye karar çıkmıştır ve bugün hala geçerli. Caydırıcı olarak geçerlidir. Bu ulusal bir davadır. Kıbrıs'ta ulusal bir davadır. Burada parti politikaları veya İktidar olmanın karşılığında bir takım şeyler yapılabilmesi ihtimal ve imkanı yoktur. Kürt meselesi de Türkiye için bu manada benim ısrarla üzerinde durduğum, iddialı olduğum bir konu. Bu da ulusal bir davadır. Bunu meclisinize getireceksiniz. Demokratik usullere uygun olarak meclisinizde topyekün çözümleyeceksiniz. Elbette ki PKK ile gidin, mücadelelerinizi yapın, askeriniz orada gidip aslanlar gibi gene başarısını kazansın. Bunlar ayrı konu. Ama bir Kürt politikası oluşacaksa burada, onu yaratacak olan meclistir, hükümet değildir. Her gelen hükümetin kendi aklına göre bir Kürt politikası olamaz. Bunu da görmekle. Şimdi böyle baktığım zaman, Orta Doğu'da benim iki tane çok büyük kuşkum var. Endişeliyim o konuda. Yakın bir gelecekte, yakın gelecek derken yani ben hatta bu yaz aylarında dahi Orta Doğu'nun çok ısınacağından endişeliyim. Yani burada çatışmalar artacak. Artacaktır. Bu Kudüs meselesi de bunu tetikleyen, yani bir basamak daha çıktığınız zaman da işte orada karşı karşıya gelme ihtimalinin güçlendiği bir noktadayız ve bu bir çatışmaya doğru gidiyor. Nitekim İsrail Hava Kuvvetleri
füzeleriyle vesaireyle karşılıklı olarak öbürleri İsrail'i vurmaya başladılar karşılıklı. Bu giderek Hizbullah vesaire artma istidadı gösteriyor. Dolayısıyla başka aktörler de oyuna girecek diyorsunuz. Yani burada karşılıklı Amerika'nın da teşvik ve tahrikiyle İsrail'in de çok işine geliyor bu. Yaz aylarından başlayarak buranın bir ateş topuna dönmesi, bir her halükarda çatışmalara yönelilmesi söz konusu olacaktır. Şimdi benim burada hep başından beri sizlerle de her konuştuğumda iddia ettiğim bir husus var. Türkiye'nin hep biz burada bir beka sorunu var diyoruz. Kürt meselesini de onun için açtım. Burada Amerika Birleşik Devletleri, Trump veya neokon felsefede İran'a diz çöktürmek var ama İran diz çöker mi çökmez mi? Onu içeriden vurmaya çalışacaklar, yıkmaya çalışacaklar. Çünkü gidip doğrudan doğruya İran'ı istila edemezler. Ama İran'ı şu veya bu şekilde halledebilirlerse sıra Türkiye'ye gelecek efendim. Neden Türkiye'de artık biat kültürüyle yaşamayan bir ülke konumundadır Batı için? Evet, Cumhurbaşkanımız Batılıyız, hedefimiz budur diyor ısrarla. Ama Batı bir türlü bu konuda Türkiye'ye empatiyle yaklaşıp yahu sen de haklısın demedi. Henüz diyemedi. Ve Türkiye'yi ister istemez Rusya ile İran'ın yanına, Rusya'nın kucağına, İran'la da işbirliğine itiyorlar. Ve Astana'da yeniden toplantı yapılacak biliyorsunuz. Evet. Bu toplantıda da gene gündem maddelerinden biri bu. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki çıkarlarıyla Amerika'nın çıkarları örtüşmüyor. İsrail'inki de örtüşmüyor. Amerika Türkiye'yi İsrail için bir güvence olarak değerlendirip barışmasını çok istiyor. Ama onun istediği şekilde bir barışmanın yapılabilme şansı da yok. O zaman Orta Doğu'daki bu ateş topu genişleyerek bir yerlere sirayet ederse ki bunun içinde ülkemizde var. Ülkemizde var kesin kes. Türkiye'nin burada birlik ve beraberliğinin her günkünden daha fazla ihtiyaç olarak ortaya çıkacağı kesindir. Ve ondan sonra da çok dediler bunu zaten. Yani bunu sıçratma noktasında Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları hepimiz tecrübe ettik, biliyoruz değil mi? Kitabını bile efendim bildiğiniz yazdık. Gibi ben Deniz'i yazdırttılar. Evet. O kitapta ben bunları dile getirmişim. Geçen gün okuduğum bu İsrail vesaire falan tekrar ne demişim diye. Yani hayret bir biçimde ama bunlar görülmeyen, öngörülemeyen şeyler değilmiş. Hı hı. Şimdi burada tabii çok önemli faktör şu. Böyle bir noktaya gidiliyor ise ve Türkiye'nin de giderek daha da güçlü bir ülke, sosyal bakımdan da çok daha güçlü bir pozisyona geçmesi icap ediyor ise, ileriye dönük olarak uzun vadeli politikalar oluşturulmasına şiddetle daha fazla ihtiyaç bulunuyor ise, o zaman bunun partiler üstü bir statüde düşünülmesi şarttır. Ele alınması gerekir, evet. Ama bu arada şimdi bu bir yanlış anlamaya sebebiyet verebileceğini dahi hesaba katarak söylüyorum. Hı hı. Benim indimde Kudüs meselesi bir din meselesi değildir bugünkü koşullarda. Zaten orada üç semavi dinin mevcudiyeti ve neyi ifade ettikleri belli. Net biçimde hem anlaşmalarla hem kararlarla hem her şeyle belli. Sabit bir biçimde oturtulmuştur. Burada siyasi bir sorun var. O da İsrail'in bu konudaki bağnazlığından kaynaklanan bir kaos ortamı yaratılmasıdır. İsrail kesinlikle tek başına Kudüs'e zaten sahip olamaz. Ama bunun karşılığında çok ciddi kanlı olaylara sebebiyet vermeye devam eder. Onun için bu meseleyi esas itibariyle daha geniş boyutu içinde, Orta Doğu boyutu içinde ve uzun vadeli düşünmek lazım. Türkiye'nin beka sorunu dediğimiz şeyi de dikkate alarak ve partiler üstüne çıkararak Türkiye'nin ortak politikası haline getirmekte de yarar var. Bugünkü koşullarda Müslümanlık diye ortaya çıkıyoruz, bunu yapıyoruz. Fakat Müslüman dünyasının neresinde bizden başka bu kadar büyük gösteriler vesaire oluyor onu da tam bilmiyorum doğrusu. Haberlerde falan da okumadım. Biz buna herkesten daha fazla önem veriyoruz. Neden? Çünkü Orta Doğu'da o beka sorunu dolayısıyla en fazla ve en yakın zamanda zararını görebilecek ülke biziz. İran'dan sonra biziz. Onun için iç politikaya alet edilmemesi inanılmaz şekilde gereklidir. Ama ben
samimiyetle söylüyorum bunu. Ben politikacı değilim. Hı-hı. Politikadan da haz ettiğimi de söyleyemem bu manada. Politika çünkü. Öyle vaatler işitiyorum ki şu sırada. Değil mi? Hangi parayla bana bunu verecekler veya işte ne, bu ekonomiyi ne vaziyette olduğunu biliyor. 6 lira 25 kuruşa çıkmış benzin. Bugün gene gelirken şoför ağlıyordu. Yani kime ne dağıtıyoruz ama her seçim döneminde dünyanın her tarafında vaatler. Vaatler. Bunlar da sonra iş başına gelindikten sonra unutulur geçer gider. Bu politikadır. Ama ulusal davalar bir ülkenin, bir milletin milli meseleler, bekası ise burada partiler üstü bakmak, partiler üstü bakmak şarttır. Ve Türkiye, bütün liderlerin konuşmalarına bakarak söylüyorum. Hatta o kadar ki burada çok açıkça söyleyeyim. Demirtaş'ın da okuyordum şeyini. Aha. HDP'nin bu bildirgesi var ne yapacağız falan diye. Bir kere Demirbaş Türkiye Partisi'yiz biz demişti. %13 oy aldı. Geçen şey diyorsunuz evet. Unutmayın. Bugün de ilk defa Türkiye'nin bütünlüğünden söz eden bir bildirge kaleme almışlar. Yani yerel yönetimlerin özelliği daha fazla olmalıdır falan ama bu zaten Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Sözleşmesi'ne tarafız biz. Zaten onu uygulasak hiç bunu söylemeye bile ihtiyaç yok. Ama diğer taraftan Türkiye bütünlüğü burada dile getiriliyor. Demokrasiyle birlikte. Eğer bunu gerçek anlamda ben onu da iki şekilde yorumladım açıkçası. Birincisi samimi PKK... Samimi mi buldunuz? Efendim? Samimi mi buldunuz? Samimi buldum bir nedenle. Çok samimi söylüyorum. Türkiye'de Kürt meselesinin de mutlaka muhatapla çözülmesi lazım. Abdullah Öcalan'mış, yok bilmem PKK'ymış filan. Bunları çıkarmak lazım devreden. Nitekim PKK şu anda ciddi şekilde beli kırılmaya başlandı. Bu hissediliyor. Bunun bir uzantısı da bu bildirgedir diye ben baktım. Neden? Çünkü Demirtaş başta olmak üzere oradakilerin hepsini ölümle tehdit ediyordu PKK. Güvenceleri yoktu. Şimdi bunu yazabildiğine göre, bildirgeye resmen yazıyor. Yazabildiğine göre bir güvenceye mi kavuştular? Başka bir ifadeyle PKK baskısı mı kalktı veya azaldı? Yani işte bunlar önemli sorular. Çok o samimiyeti önemli. Bence biraz da şey yapar yani tereddütte düşüren insanı. Sonuçta bir maşalık var. Maşa olunca kimin tuttuğunu kestiremiyorsunuz ya da mesela, o maşayı kim tutuyor bilemiyorsunuz. Ama bu, yani yazan mı yazdıran mı? Ama burada şimdi ikinci husus da şu burada düşündüğüm hemen. Bugüne kadar Kürtleri hep Amerika tahrik etti. Evet. Ve biz beka derken de en büyük korkumuz nedir? Güneydoğu vesaire diye oraya da sıranın gelmiş olabilmesidir. Böyle Türkiye'nin kendi toprak bütünlüğü her şeyiyle falan olmaz manaya gelecek bir ifade koyduğunuz zaman samimiyseler bilmiyorum onu görmek lazım. Ama bunu arkasından bir şey daha söylüyor. O da çok ilginç. Biz parlamenter rejimden yanayız diyor ve bu kapsam içinde de gereğini kendimizde iktidar olursak böyle kullanacağız diyor. Şimdi enteresan Akşener de böyle bir cümle kurdu. Aynen aynen. Parlamenter ve onlar pek anlaşamayan bahsediyor. İki taraflar. Evet. Ya ben şöyle düşünüyorum Sayın Uluç Özülker, siz benim hem büyüğümsünüz hem de çok tecrübelisiniz ama naçizane yani bu meseleler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Ege meselesi, işte Ermeni meselesi ya da Doğu meselesi, Kürt meselesi bunlar gerçekten beka meselesi, bunlar partiler üstü. Fakat yani Türkiye esasında çok şanslı ve avantajlı tüm bu meseleleri geçmişte çözmüş, denemiş, sınamış, altından başarıyla kalkmış. Yani Atatürk'ün o kurduğu değil mi o sistem, o program, o çözüm, o formül ya bunu bir hayata geçirebilse hani yurtta ve dünyada sulhu sağlayabilse ki sağlayabilir, sağlamış. Sıfır sorun politikası olabilir mi efendim? Bütün komşularınızla işte en basit şekliyle Azerbaycan'la Ermenistan arasında şimdi Ermenistan gene şartsız evet. olarak Türkiye ile işbirliğine hazırım diyor. Ama Azerbaycan'a rağmen yapamazsınız. Sıfır sorun nereden? Yani şöyle diyelim. Türkiye ama çözebilir diyorum yani. Efendim Türkiye'nin çözebilmesi için giden, evvela Atatürk'ün büyüklüğünü, dehasını kavraması ve lazım. Bu memlekete niçin bu kadar önemli bir kendisini empoze etmeden ama halkın kabulüyle yaşatabildiğini hala idrak etmek, bunun nedenlerini iyi düşünmek gerekiyor. İşte bizim döne dolu temelde olan budur. Gerekiyor. Evet. Yani Atatürk'ü burada ve burada hissetmek lazım. Çok doğru. Yoksa oturup da Mustafa Kemal Atatürk demekle tek başına çok fazla bir şey olmuyor. Ben size anekdot gibi değil, bu yaşamış bir olay, bir iş bitti ama evet. Yani bununla ilgili bir okulda
İzmir Marşı'nı söylemeye başlıyorlar. Ve burada türbanlı öğrenciler falan da var yani, onu da söyleyeyim. Şey değil, herkesin katıldığı yeni yaşanmış bir olay, bir düğün galiba olmuş. Müdür geliyor rahatsız ve rahatsız oluyor, kesiyor. Diyor ki yani burası şey yeri değil diyor, bunu şey yapmayın. Dinlemiyorlar. Çocuk. Daha coşkuyla söylemeye başlıyorlar. Ve oradaki türbanlısı, türbansızı, açığı, kapalısı hepsi bir arada söylemeye başlıyorlar. Bu memlekette her şey yapılır. Müslüman Türkiye'yi ama Allah'la kul arasında laik Türkiye'yi ve Atatürk sevgisini kimsenin gönlünden atamazlar. Evet, güzel bir görüntü gerçekten. Ben de gördüm sosyal medyada. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sürenin sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu. Günümüzü anlama noktasında tarihten anlattınız, verdiğiniz anekdotlar ve örnekler çok önemliydi. Değerli yorumlarınız bizim için. Çok sağ olun. Katılıp katkıda bulundunuz. Teşekkür ediyorum ben de efendim. Özel yayınımız ve sohbetimiz burada noktalanıyor efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça, sağlıcakla kalınız.